78-82 oldu. Güzel abi. MS'miz biraz yüksek ama olsun. Oynayacağız. Oynamamız lazım. Gene bir Karim Benzema'lı rakibimiz. Benzema bizim oyun stilimize yakışıyormuş. Gerçekten bir tane rakibimiz söyledi. Hatta biri daha da onayladı onu. Bence de yakışıyor aslında. Karim Benzema olur. Harry Kane olur. Ne bileyim Haaland olur. Bunlar yakışıyor gerçekten. Lewandowski. Ama işte hangisi oyunda kullanılabilir olursa onları oynamak daha mantıklı. Paramız ona yeterse onu alırız. Erling Haaland'ın şu an kartı çok pahalı için onunla oynayamam. Ya çok da bir fark yok aslında bence. Ama fiyatı da oldukça pahalı. Umarım güzel bir maç serisi bizi bekler. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayalım. 12 olursa tadından yenmez. Olamazsak da sağlık olsun. Yani canımızı sıkmayalım fazla. 8000'den de iyi şeyler alma şansımız var diyoruz. Bakalım. Abi o nasıl bir çalım ya? Attı, gole bakar mısın sen Maximan'ın? Resmen göstere göstere geldi ama engelleyemiyorsun abi. Yani ne yapsam olmadı. Gol. Atar abi atar. Benzema yani bu pozisyonları kaçırma şansı çok düşük. Adını da söyledi bu arada Benzema diye. Yedik abi yedik. Bu maç bir GG. Biter. Eline sağlık olsun. Bak bitiricilik bu işte. Güzel bir goldü. Yani şu maçı yenilsem de şu golü attığım için mutluyum abi. Rakip bile izledi yani. Gerçekten güzeldi. Kaleci ne yaptı orada? Gezdi, bir şeyler yapmaya çalıştı falan böyle. Orta sahalara gidecekti herhalde. Ya bunu yapmanın anlamı ne mesela şu an? Bu ne yani? Sürekli pas yapmanın anlamını bana açıklasa gerçekten çok memnun olacağım. Yani dakika daha 60 abi ya. Dakika daha 60 ya. Abi kaleciye dönüyor ya. Abi dakika 60'ta şu kadar da şey olmaz ama ya. Gerçekten bu kanserlikten başka bir şey değil ya. Al sana gol ya. Dakika 60'ta bunu yapamazsın abi. Yani gerçekten bu kadar rezil olma yani. Bu kadar rezil olma ya. İyi susu çekti yalnız Rafinha. Yani dakika 60'ta da geri pas yapılmaz abi be. Oynamayacaksan oynama yani oyunu. Al. Al sana gol. Al sana gol abi al. Al Rafinha geliyor abi al. 4-4 oldu. Hadi Benzema. İşte bu lan. İşte bu azim abi. O kadar sinirlendim şu 4-1'deyken. Dakika 60'ta geri pas yapıyor ya. Al abi bu da benden sana hediye olsun. Kaleciye pas. Hadi bakayım. Hadi bakayım. En iyi kanseri biz yaptık ona. 4-1'den 5-4. İşte bu abi. Bak en keyifli maç buydu. Bu seneki en keyifli maç buydu abi. Haddini bildirdik rakibe işte bu. Abi işte bu ya. Ya bu maçı kazandım o kadar çok sevindim ki. İstersen 8000'de kalayım abi. Gerçekten hiç umurumda değil. Abi bu kadar toksik olmaz yani. Biz kendimize toksiktik daha önceden. Şimdi toksik değiliz artık eski gibi. Yani bıraktık artık bu işleri. Çünkü video attığımız için artık bunları yapmamamız lazım olduğunu biliyoruz. O yüzden artık böyle şeyler yapmıyoruz ama. Yani bu rakipler gerçekten
Neyin kafasına yaşıyor ben anlamıyorum. Dakika 60'ta geri pas yapamazsın abi. Attığı 4. gol zaten geri pas yaptığında beni çok sinirlendirdi. Yani uyudum gibi bir şey oldu. San Maximo golünü öyle yedik zaten. İyi oyuncu değil. Bir şekilde gol atıyor. Oyun bir şekilde ona gol atmasına izin veriyor. Ve seni böyle sinirleniyor bu adam da işte. Güzel çevirdik ama. Helal olsun bize. Ve bir diğer rakip 82 MS'li Marsilya seyirciye geliyor. Çayımızı anda içelim, enerjimizi alalım. Gol. Evet. Hayırlı olsun diyelim rakibe. Tamam. Oynamaya gerek yok diyorsun. Atar Fekir. 3-1. Nabil Fekir dedi. Ha böyle döner mi dönmez abi. Tavuk bile döner bu maç dönmez ya bence. Ve bir diğer rakip. Şu an bir damane demiş. Bir üçgen bir şut gol tabii ki. Her zamanki gibi klasik goller. Her zaman her maçta geriye düşmek zorundayız galiba. Ondan sonra bir şansımız denir işte yenersek veya yenilirsek. Oo, çok güzel. Efsane attı abi. Tarz golleri kaçırmıyorsun. Ama işte biraz daha fazla atmamız lazım. Yani bu maçlar çevirecek maçlar olması lazım ama olmuyor. Of! Latere Karim dedi. Önce bir şut fake yaptık sonra vurduk. Hızlanmaya çalıştım. Denedim ama dedim geçemez herhalde. Marquinhos'u hemen arkamıza aldık, vurduk kaleye. Güzel oldu be. Hadi. Of. Neler oluyor? Politano girdi, işler değişti. Önce Benzema'ya attırdı, şimdi Kore'ye attırıyor. Of, çok kötü oldu bu. Atar. Arkaya atar, gol atar. Evet. Klasik abi. Çünkü başka yapacağım bir şey yoktu. Ya bayağı bir kötü oldu bizim için. Bu dakikada gelen gol çok kötü oldu özellikle. Bruno da bir kaçırmıyor ki abi. Bizim adamımız olsa kaçırır. Bizim şansımız yok. 4-3. Acaba dedim ilk oynadığımız maç gibi mi olacak? Çevirecek miyiz? Ama maalesef olmadı. Ama keyifliydi. Güzeldi. Gerçekten keyifli bir maçtı. Sağlık olsun abi. Ve bir diğer rakip Dinamo Kebap geliyor. Türk mü acaba? Türk olabilir bence. Kadroda güzel. Thiago, Fabinho hariç iyi bence. Yani Romero da kötü bir kart değil. Firmino'yu forvet mi oynatacak yoksa 4-1-2-1-2 oynatıp kendi mi oynatıyor bilmiyorum. Her şey olabilir. Gene klasik her maçtaki olduğu gibi ilk golümüzü yedik gene. Finisher basılı bir Kevin De Bruyne'den gol yedik abi. Finisher basmak garip bir şey yani ama. İnsanlar oyunu atıyor böyle işte.
Rafinha, Ederson. Romero Benzema 2 dirs baskı yapıyordu. Fekir düşüremedi. Nasıl oluyorsa ben de bilmiyorum. Sağ ayakla attı Fekir. Hadi. Uf. Acımadı be. Karim Benzema. Tüh. Benzema diye bağırdı, duymadık. Atar. Bir de sağ ayakla vurdu halde. Bernardo zaten oyunda yok. Benzema verdi. Rafinha. Bernardo oyunda yok dedik. Ben buradayım dedi. İşte bu. Bernardo Silva ilk yarı biterken golünü atıyor. Abi tam oyunda yok derken pozisyona girip gol atması da müthişti be. Dinamo Kebap'a ilk yarı biterken gol attık. Güzel oldu. Ve rakibi yolluyoruz. Tam çayımı içiyordum abi. Teşekkürler. Bu çay senin için gelsin. Ve bir diğer rakibe giriyoruz. 82 MS. 7 kimyalı Neymar, Hernandez var. Başka yani diğerleri normal kimyasında. Orta sahası iyi bir kadro. Defans hattı da güzel. Neymar da Silva Junior girdi içeriye. Neymar yapma. Neymar, Neymar, Neymar. Abi yapma be. Gene dakika 1'de golümüzü yedik. Klasik. 3-4 fark etmiyor abi. Her maçta yiyorum herhalde. Donnarumma nasıl atladı lan öyle? Kaleyi vurduğunu gördük de kurtarır dedim yani. Şans golü, başka bir şey diyemem. Şans golü abi. Neler oluyor lan? Neler oluyor abi? Çok saçma iki gol ya. Ya korneler zaten her zaman şans golü olarak düşünülüyor. Hani bir beceriyle atarsan orası ayrı. Oyuncunu falan oynatırsın, zıplatırsın falan, orası ayrı ama düz benim gibi açıyorsan şans golü dersin. Ama bu gol neydi peki? Gol. Yani müthiş üçgen atıyorlar abi. Ben anlamıyorum. Bu kadar iyi üçgen nasıl atıyorlar ya? Aradan efsane geçti ve tabii ki Osman Dembele her sene en iyi kartlardan birisi. Gold kartı. Nabil Fekir önce kontrol sonra gol. Kontrol ettiğinde var ya atamayacak diye o kadar çok korktum ki. Kipen 5 yaptı ve Alaba Barcelona maçındaki gol gibi bir gol attı. Sol ayakla. Biraz daha defansın yardımıyla gol oldu. Gol. Pogba attı. Rafinha. Correa. Politano. Politano. Fişi çekiyor abi Politano be. Bir tane ben atayım dedi. Hep asist yapıyordu. Politano. Hadi Politano. Biraz geç kaldın ama. Kimpembe çarpıp giren bir gol daha. Öyle rakip çıkıyor muhtemelen. Yani biraz sinir bozucu bir maçtı. Çok fazla şans gol oldu. Ve bir diğer rakip. Coates UT'de geliyor. Sebastian Coates'in tanıdı mı acaba? O Bernardo indirdi o topu. Benzema. Rafinha. Ohoho. Uzun zamandır bu kadar güzel gol atmıyorduk. Karim Benzema'dan inanılmaz bir pas. Rafinha öyle bir yere indirdi ki gerçekten muazzam bir goldü.
Bernardo bir şeyler yap artık bence de yani. Kendini göstermen lazım artık. Çıkmıyordu abi ya. Çıkmıyordu, oynuyor. Yani girdi. Direkten girmeseydi kötü olurdu bizim için. Güzel oldu hadi. Starta bastı, çıkıyor mu? Teşekkürler dostum ya. Çok sağ ol. Gerçekten çok sağ ol. Ve bir diğer. Unique geliyor. Oo, Lorente falan var. Güzel bir kadro. Ya, kimya olayını gerçekten iyi yapmış. Helal olsun. Bayağı iyi yapmış. Bir tek Nkunku şu kimya galiba. Dakika 4 klasik dakikamız. 4. dakikada gol yiyorum ben. Orada tabii ki gene baskıdan gelen bir ara pası. Kısa her zamanki gibi. Benzema be. Nasıl bardağıma spiker of be. İyi 1-1 yaptık. Abi şu dakika 4 goller olmasa var ya, çok rahat geçecek bütün maçlar ya. Güzel çalım, güzel gol. Abi şu spikeri gerçekten özlemişiz ya. Şu lafları çok iyi değil mi? Bence efsane. Gol sevinci gelsin. Hadi be. Adam yukarıdan aşağı indi, pası attı, gol attı ya. Nabil Fekir hiç acımıyor bu arada. Öyle bir şey yok dedi abi. Garip. Onda Fekir atıyor, biz de Benzema atıyor. Abi nasıl keyifli bir maç ya. Böyle var ya, 12. bin alırsak çok iyi olur bu keyifli maçla. Çifte düğün yaparız resmen. Hadi. Yorumsuz. Politano kral sahnede çünkü. Ve kazanıyoruz. İşte bu abi, 12 bin oluyoruz. Yani biraz uğraştırdı bu maç. Ama sonunda kazanabildik neyse ki. Yani son iki maça kalmamak iyi oldu bizim için. Paketleri hemen arkasından açacağım. Yani çünkü diğer paket açımlarıyla birleştirmeyeceğim. Güzel oldu ya bizim için. Gayet iyi bence. Ve o mutlan işte. Başlıyoruz abi. 12 bin yaptık. Umarım değecek bir şey gelir ya şuna. Bilmiyorum, inşallah iyi bir şey alırız yani. Keşke 16 yapabilsek ama maalesef. Bu arada bunları hala harcamadık. Yani Sergio Busquets'i artık hızlı sata yollarız ya, bir şey olmaz. Çünkü bir oyuncu gelmedi. Yapacağım bir oyuncu yok. O yüzden kalacak orada. Nkunku yapmayı vazgeçtim. Hızlı sata yollayıp orada muhtemelen geri alacağız. Çünkü hakkımız zaten var, hiç kullanmadığımız için. Tabii ki videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bu hatırlatmayı da paket açımda yapalım. Çünkü en çok izlenen yer burası. Eğer bunu yapmadıysan lütfen yap diyorum. Ve önce ortadan yolluyoruz abi. Hadi Muhammed Salah be. Ya Mason Mount falan yapma abi. Salah ver bize. Hadi. Hadi be.
Verme 84 falan. Ne kadar 84 falan varsa veriyorsun. Hadi. Atalı verdi bunda da. Declan Rice'ı mı alsam? Atalı abim ya yedekten. Ama Kyle Walker da hiç yorulmuyor ki. Zaten bu kartta 20K falandı. Gerçi Declan Rice'ı alsam ne olacak ki? Sonuçta FUT Champions SPC'si gelse, yükseltmesi gelse bile yani rating istemiyor. 84'lü bir oyuncu da para etmiyor. Yani mantıksa atal almak. Yani azdan deneriz abi. Hadi bakalım. 5 tane paket var gözüküyor. Squad Belt'den 2 tane altın paketi geldi. O biraz saçma bir paket aslında. Bir kere mi? İki defa. Bir kere galiba şeye girdim. Squad Belt'e girdim. Beni bronz 1 olarak gösteriyordu. 500 coins 2 tane de altın paket vermiş. Yani nadir bir şey vermedi. Güzel. Avcı falan o MDO MEO'ymuş. MO MEO olsa 5K ama o da değil. Ve bir Jumbo nadir. Bir tane Mega var. Önce Mega yolluyoruz. Hadi bakalım Mega. Ver bize bir şey. Bort verdin. Kim bu abi? Zlatan geliyor. Şu skor tabelamızı kaldıralım. Arkasında Callum Wilson'a, Lallana var ve 3, 2, 1, Zabırt abi, Jumbo Nadir oyuncu paketi, gönder gelsin, Walkout Kurtuğa. Tanıdın bu sefer. Reis hoş geldin. Oblak'tan iyiydi bence bilmiyorum ama yani zaten bu VL'leri kullanıyoruz herhalde değil mi? Yani aynen bir VL'dir kullanıyoruz. Bence Oblak'tan daha iyiydi. Bilmiyorum ama ben beğendim şahsen. Arkasında Cavani, Griezmann, Foden, Maignan, para eden başka yani Renan Lodi falan artık para etmiyor. 7 tane kopya var. Başka Volkaat yok. Olsun. Güzel abi. Ne kadar bilmiyorum ama gene de bir kurta 30K falan vardır galiba. 28-30K vardır. Premium Totti paketi. Garanti 30K'lık paket. Umarım 30K'dan daha fazla bir şey gelir diyoruz ve yolluyoruz. Tabii ki bir Muhammed Salah'a yok demeyiz ama gelmiyor abi. İngiltere. Abi geçen haftaki paketi bu haftaya bekletmiştik. Onda da Mason Mount almıştık. Bu hafta da Mason Mount alıyoruz. Hayattaki şansımız bizim bu işte. Ama olsun. Arkasında Declan Rice ve Kale Tekar geliyor. Bu kadar emeğe bunlar değdi mi? Yani işte paramız 186K oldu. Şuradan bir tane promosyon açalım abi. Şansımızı burada deneyelim. Belki bir ikon alırız ya. Belli olmaz bizim işimiz. Aldık şu an. Neyse izleyen herkese teşekkür ediyorum gerçekten. Güzel bir videoydu. Özellikle bu video bayağı iyiydi bence. Çok keyifli maçlar oldu. Rakiplere sinir ettik. Yani aslında keşke böyle daha fazla win alabilseydik. Bu kadar luz almadan bitirseydik ama olmadı. 16'ya zorlayabilseydik ama 16'lık bir oyuncu değiliz zaten. Yani o kadar iyi oynamadığımı da biliyorum. İnternetim zaten ona el vereceğini de zannetmiyorum. Çünkü bu kadar MS alınca bu kadar olur. Görüyorsunuz maçın başından sonuna yukarıdaki turuncu hiç değişmiyor. Hep turuncu kalıyor. Antonio'yu da yapmak istiyorum aslında ama işte vaktimiz fazla yok. Yoksa aslında benim oyun stilime Antonio da uyuyor. Veya şeyi de deneyebilirim. Arnautovic'i de deneyebilirim bilmiyorum. Duruma göre bakacağım. Eğer onları kadroya oturtabilirsek onları da denemek istiyorum aslında. Çünkü kartı ucuz ve güzel bir kart. Yani elimizden geldiğince işe yarışmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Kendi hesabımıza daha az şeyler çıkartıyoruz. Diğer hesaplara daha az şeyler çıkartıyoruz ama yılmadan, bıkmadan devam edeceğiz paket açmaya. Biliyorsunuz ki en fazla paket açılımı atan kanallardan biriyiz galiba. Umarım sizin sayenizde daha yerlere geleceğiz ve şimdilik bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.